de bu hasreti bitir sevdiğim. Yokluğun içinde alev misali, gel de bu alevi söndür sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim bir tanem. Gel de bu alevi söndür sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim bir tanem. Güneş batıp karanlığa verince saramadım seni neden gönlümce. Bir tatlı söz bekledim hep ömrümce. Çok mu görüp söylemedin sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim bir tanem. Çok mu görüp söylemedin sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim bir tanem. Hadi girip şu kiralık kata bir bakalım ha? Olur, bakalım. Hadi. Hangisi? Şuna. Kiralık daireyi görecektik. Peki, buyurun. Buyurun. Ben aşağıdayım efendim. Sağ olun. Güzel değil mi? Şuraya yemek masasını, büfeyi koysak. Masanın tam üstüne de kristal bir avize. Şuraya koltuk takımı. Köşeye de ayaklı bir abajur. Ne güzel olur. Duvarlara yağlı boya tablolar assak. Pencerelere tül perdeler. Üstlerine de ipek kadife perdeler. Vişne çürüğü. Yerleri de boydan boya halıyla kaplasak. Şu köşeye de televizyonu koysak. Burası çocuğumuzun odası olma. Şuraya karyolasını koysak. Yorganı pembe saten olmalı. Yastığını altın nazarlık takarız. Battaniyesini pembeli mavili seçeriz. Tavana şirin bir avize. Şuraya da gece lambası. Işığı sabaha kadar yanacak. Gece uyanırsa karanlıkta korkmasın bebeğim. Ne güzel. Basbayağı yerleştik sayılır. Bir de kirasını soralım da eksiğimiz kalmasın. Ha? Sağ ol kardeş. Gelecek pazar biz gene buralarda kesemize göre bir yer bakarız ha? Olur. Varsın bahçesi balkonu olmasın. Küçücük kutu gibi bir yere de razıyım. Yeter ki bizim evimiz olsun. Yarın sabah burada. Burada. Yine çok güzel bir gündü. Hoşça kal sevgilim. Güle güle. Şimdiden özledim seni. Ben de. Gece hep seni düşüneceğim. Hadi.
Zeynep kız! Neredeydin, yoktun bütün gün? Sinemaya gittik bir arkadaşımla. Gel laflayalım biraz. Başka zaman abla, çok geç kaldım. Annen çıldırmıştır şimdi, durma git hadi. Ne güzel kokuyor. Çok da sıcak. Eline sağlık anacığım. Tam da havası bu mübarek çorbanın ha. Afiyet olsun oğlum. Bir de kıymalı patatesimiz var. Patatesi de çok severim ana. Öğleyin ziyafet çektik Zeynep'le. Balık yedik lokantada. Sonra da matrağına ev baktık. Kirası ayda 2 milyon. Hem de Amerikan parası üzerinden. O nasıl şeymiş öyle? Dolar yükselince kirası da ona göre fazla ödenecekmiş. Ya ya. Ne günlere kaldık. Biz de zaten çok güldük Zeynep'le. Önümüzdeki hafta kendimize göre bir yer, ayağımıza göre bir yorgan bakacağız. Ev bakmadan önce Zeynep'e söyle de anasına babasına açılsın artık. Gidip Allah'ın emriyle isteyeyim. Usul erken böyledir evladım. Haklısın anacığım. Bugünlerde söylerim. O da sabırsızlanıyor zaten. Buyur baba. Gel, gel yardım et. Ayak yoluna gideceğim. Buz gibi oldu, sıcak su doldur şuna. Şimdi babacığım. Sancım var yine. Çok da halsizim. Böyle olacak adam mıydım ben? Geçecek baba. Evet geçecek. Geçecek ama... Kaplıca'da şifalı sulara yatarsam geçecek. Çürümüş böbreğim bir. Ameliyat olursam geçecek. Ama nerede o para? Sigorta eczanesinde bile gene ilaçlara zam geldi. Yakında tüm emekli maaşımızı ilaçlara yatırıp ağzımızı havaya açacağız. Allah yardımcımız olsun. Gel kız gel, gel şu bulgur ayıkla, gözlerim görmüyor. Bırak, ben doldururum babanın şişesini. Zeynep kızım! Geliyorum baba! Tamam babacığım. Of! Aman aman! Tamam, geç. Yarın yeni spor toto ve loto kağıtlarını getir. Haftaya da oynayalım. Bir de milli piyango bileti al. Bakarsın bir şeyler vurur. Azıcık... soluk alırız.
İnşallah baba. Ah. Paramız olsa bir hemşire tutardık. Ne sana, ne annene yük olmazdım. Allah paranın gözü kör olsun. Bizleri hiç görmedi. Dur babacığım. Ah. Ah. Sağ ol kızım. Ah, otur kızım, otur. Bir oyunda sen oyna bakayım. Zeynep! Geliyorum anne. Nerede oğlum, atkını unuttun, gel yavrum. Ah, sağ ol anacığım. Hayırlı işler. Sağ ol. Günaydın Cemile abla. Günaydın Zeynep, işe mi? Evet. Günaydın. Günaydın sevgilim. Bu Cemile de iyice yoldan çıktı. Akşam gidip sabah dönüyor. Bizim mahalle böyle şeyleri kaldırmaz. Harika bir kermes olacak. Palas'ın büyük salonuyla anlaştık. Bütün büyük firmalar çeşitli eşyalar verdi. Kaça veriyorsunuz davetiyeleri? Belli bir fiyat koymadık. Kimsesiz çocuklara yardım için herkes cömert davranıyor. 2-3 milyona kadar verenler var. Ah, ben de gelecek hafta Londra'ya uçuyorum şekerim. Sonra da Mont Blanc'da Sedat'la buluşup kayak yapacağız. Çok mutluyum. Ben de kermesten sonra Uludağ'a çıkacağım. Necdet'in işleri pek çok. Ancak hafta sonları gelebilecek. Buyurun efendim. Bir dakika. Sizi istiyorlar Cavidan Hanım. Bir saniye şekerim. Alo, söyle şekerim. Zeynep, sen Özgen Hanım'ın mantosunu bitiriver. Peki. Yetişemem. Burada iki provam var. Sonra kuaförüm bekliyor. Ancak 5'e 5.30'a doğru. Evet. Hilton'da bir viski içebilirim. Eve koşup giyinmem gerek. Akşamlarındaki kokteyli geç kalmak istemiyorum. Evet, bir tane. Ben de öpüyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Onlarınki de hayat, bizimki de. Kapılar durur.
Merhaba Zeynepciğim, işten merhaba. Mi? Evet, işten. Gel bir dakika, Yalçın Bey'e taksit edeceğim. Beraber döneriz. Ben de çamaşır makinesi almak istiyordum. Hadi gel bakalım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Yalçıncığım. Taksit ödemeye geldim. Zekai, Cemile Hanım'ın bu ayki senedini ver. Televizyonu mu da değiştireceğim? En son modeller geldi mi? Geldi tabii, işte şurada. Arkadaşım da çamaşır makinesi istiyor. Siz konuşun. Tanıyorum sizi. Yakınlarda oturuyorsunuz galiba. Evet. Karşı sırada. Buyurun, görün makineleri. Çok küçük. Şurada daha büyükleri var isterseniz. Tamamı kaç liradır? Aydana'ya taksitleri ne kadar? Seçin, beğenin hele. Gerisini düşünmeyin. Biz bu mağazayı sizlere hizmet için açtık. Yalçın çok iyi adamdır. Babasının biricik oğlu. Zengin, yakışıklı da değil mi? Dikkat etmedim. Buzdolabından televizyona, bulaşık makinesine kadar her şeyi bedava almak için az cilve yapmadım. Ama ortama takılmadı. Gel bir viski ikram edelim. Zeynep! Çabuk gel buraya! Sonra uğrarız. Annen de nedense hiç sevmez beni. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne konuşuyorsun? Ya ne konuşuyorsun? Gece gündüz pingir diyor. Ne yaparsa kendine yapar. Gir canım, anne. Çabuk uzatma. Gir! Bilmeyen kalmadı. Hala bana cevap veriyorsun bir de. Çabuk ol. Selam beyler, bol selam. Şanslar. Sağ ol, hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Şu ucuz oyunu bırakın da gelin çanak oynayalım hep beraber. Tamam Yalçın Bey, otur geliyorum. Az şekerli bir kahve yap bana. Hatır için bu kadar oynamış. Var mı oyunu bırakmak? Bir parti daha oynayacaktık ya. Parti bizde Ferdi'ciğim. Çaylar da afiyet olsun. Hadi hoşça kal. Açılmamış eyvallah. İki deste kağıt getir. Ferdi. Ben de öbür masaya geçiyorum. Geç beraber oynayalım. Yok yok, ben yatmaya gidiyorum. Hadi eyvallah. Güle güle harca. Biraz da avans isteyecektim. 100.000 lira kadar. Ne yapacaksın o kadar parayı? Çamaşır makinesi için. 100.000 lira peşin istiyorlardı. Bizde öyle usul yoktur, bilirsin. Haftalığından biriktir, ne istersen al. Teşekkür ederim. Ne zaman konuşursun, ne zaman göndereyim anacığını? Ben de senin kadar istiyorum ama biraz daha beklememiz gerek. Neden bekleyecekmişiz? Babam hasta, biliyorsun. Annem çok yoruluyor. Sinirleri de berbat. Hiçbir şey konuşulmuyor bu ara. Öyleyse dua edelim de bir an önce iyileşsin baba. Bugünlerde çamaşır makinesi alacağım anneme. Sevinecek. O arada söylerim. Sonra da münasip bir eve bakarız. Semtimizde anacığıma yakın bir ev olmalı. Yapayalnız kalacak. Akşamları uğrar hatırını sorarım. Sevinir garip. Ben de annemle babama yakın olurum böylece. Onları yalnız bırakmamış olurum. Helalim değilsin. Seni ben telinle, duanla alacağım.
İşin içinde sen olunca kefil filan istemem. Sağ ol. Evde daha ne eksiğin varsa çekinmeden gel, al götür. Hem de sana daha uygun taksitlerle veririm. Paraya sıkıştığın zaman da üzülme. Gününde ödemesen de olur. Teşekkür ederim. Hoş geldin baba. Tamam. Gelin böyle. Nedir bu? Sana anneciğim. İçeri koyun. Tamam, yap. Dikkat et. Yavaş, indir. Canım. Tuttuğun altın olsun. Allah senden razı olsun yavrum. Biricik güzel kızım benim. Melleğim. Oh. Bir tane. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aramızı bulacaksın, hiç dinlemem. Fakirdir bunlar. Hasta bir babası vardır. Anasıysa paraya tapar. Kesenin ağzını açarsan bu iş olur. Orasını hiç düşünme. Seni de ihya ederim. Zeynep, bir hanım arıyor seni. Ah, affedersiniz. Kolay gelsin. Sağ ol Cemile abla. Geç otur. Sen buralara gelmezdin, nereden çıktın? İşin daha çok sürer mi? Şu prova bitince çıkacağım. Seninle konuşacaklarım var. Duyunca çok sevineceksin. Hoş geldiniz efendim, şöyle buyurun. Ne oluyor, niçin geldik buralara? Sabırlı ol azıcık, şimdi anlatacağım. Ne alırsınız efendim, ne içersiniz? Şimdilik rakı, beyaz peynir, salata. Ben içmem. Peki. Yalçın bey sana bayılmış. Aşık olmuş. Deli divane gibi. Yalvardı yakardı. Bir ağlamadığı kaldı bugün. Ben de senin gibi şaşırdım. Ben koyarım. Mersi. Sana arabalar, katlar, mücevherler almaya hazır. İstediğin kadar da para. Peri masalı gibi. Vallahi kıskandım. Seni çok sevmesem kırardım kalbini. Ne istersen söyle. Yeter ki o zavallı hayattan kurtul. Yatalak baban, perişan vırvırcı anan. Daha ne kadar çekilir o yoksulluk? Sana Allah acıdı. Kendimi satmayı beceremem ben. Aptallık etme be. Senin iyiliğin için çırpınıyorum. Akılsız. Beni namussuzluğa itiyorsun. Bu mu iyiliğin? Bütün yaşamın değişecek. Hayatın kurtulacak. Paran, servetin olacak. O üç kuruşluk Ferdi gibileriyle buluşup koklaşacağına... Ferdi'yi seviyorum. Onunla evleneceğim. Baba evindeki çektiğin yoksulluğu, çileyi... koca evinde de çek. Sürün öyleyse. Seni hiç tanımamışım ben. Asıl sana yazık. Seni buraya getireceğimi biliyordum. Nereye? Eve gideceğim, geç oldu. Hiç mi hatırım yok? Otur lütfen. Çocuklar, güzel bir masa donatın bakayım. Başlayın, buyurun. Yalçın Bey. Baban hastaymış. Yazık ki geç duydum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çaresini buluruz.
Hatırlı dostlarımız çoktur. Hiç üzülme. Senin paran da çok Yalçıncığım. Oo, o en büyük dost. Başka bir arzunuz var mı Yalçıncığım? Şimdilik tamamdır. Sıcaklar daha sonra. Seni o kadar da görmüşlüğüm var. Güzelliğini nasıl fark edemedim hayret. Neyse. Bundan sonra zaman bizim. Hadi içelim. Gitmek zorundayım. Eve çok geç kaldım. Biz de kalkalım. Çocuklar hesabı getirin. Bu kadar şey söylediniz, siz oturun. Ben bir taksiyle giderim. Aha, aşk olsun. Böyle bir sofranın Yalçın için ne önemi var? Buyurun, lütfen. Bunun sancısı değil bu. Taş var böbreğimde. Canıma okuyor. Sana şurubunu vereyim mi baba? Az önce içtim. Bana mısın demedi. Ameliyatsız iyileşemem ben. Of. Kendi yıkıyor, kendi sıkıyor. Çocuk gibi seviniyorum vallahi. Bu saatte yıkayışından belli. Sana katlar, arabalar, mücevherler almaya hazır. İstediğin kadar da para. Peri masalı gibi. O zavallı hayattan kurtul. Yatalak baban, perişan vırvırcı anan. Daha ne kadar çekilir o yoksulluk? Aç mısın diye sormadım. Canım yemek istemiyor. Bir şeye mi üzüldün? Anne otursana, biraz konuşmamız lazım. Evlenmeye karar verdim. Kimin nesi? Ne iş yapıyor? İyi bir tamirci ustası. İki sokak aşağıda oturuyor. Bu zamanda bir tamircinin parasıyla sürünürsünüz. Yazık olur sana. Birbirimizi seviyoruz. Sözleştik. Münasip bir günde annesini gönderecek. Aşk karın doyurmaz. Baba evinde gülmedin, bari koca evinde gül. Parada pulda gözüm yok benim. Babamla konuş. Ferdi'nin annesi ne gün gelsin bileyim. Dünyada söyleyemem babana, hasta zaten. Söz dinlemez de evlenmeye kalkışırsan affetmem seni.
Hayırlı sabahlar. Ne var, niçin geldiniz? Dün konuşmamış mıydık? Neyi? Anlayamadım. Merhabalar. Hayrola Yalçın Beyoğlu? Bey amcamız hastaymış. Hastaneye götürmeye geldim. Doktor arkadaşa söyledim, bizi bekliyor. Bir an önce gitsek iyi olur. Testler, tahliller bugün yapılacak. Ameliyat gününü daha sonra belirleyeceğiz. İçiniz rahat olsun Yalçın Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Halimi kimden duydum bilmiyorum. Fakat Hızır gibi yetiştin imdadıma. Rica ederim. Komşulukta vazifedir bunlar. Seni Allah gönderdi. Ne kadar dua etsem azdır. Var ol Yalçın Bey. Siz de var olun. Refakatçi olarak burada kalacaksınız. Bütün masraflar bana ait. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ömrün çok olsun Yalçın Bey. Teşekkür ederim. Dünyada iyilerin sonu gelmemiş demek. Spor toto, milli piyango, hepsi bu işte. Bana da vurdu nihayet. İşe çok geç kaldım. Akşam gelirim gene. Güle güle kızım. Aklın bizde kalmasın. Ne yapmak istiyorsun? Belli değil mi? Senin için yapmayacağım yok. Seni seviyorum. Ben istemiyorum. İyi günler. Terzihaneye kadar bırakayım seni. Kendim giderim. 20.000 lira kesiyorum avansını. Bereket versin. İkiyken 3 kişi olacağız. Evleneceğim Mustafa abi. Biraz zam yapsan iyi olur. Hele o gün gelsin de düşünürüz. Gene dünyayı yüklenmişsin oğlum. Sana ne yapsam ne alsam azdır anacığım. Dur açayım. Kusura bakmayın ne olur. Erken çıkmak zorundayım. Babama hastaneye gideceğim. Hı-hı. Zeynep, bir dakika bekler misin? Arabaya geç. Seninle konuşacaklarım var. Sonra da hastaneye babanı ziyarete gideriz. Ürkme bu kadar, biz adam yemeyiz. Hadi geç. Neden geldik buraya? Yok! Hayır! Bırak! Bırak beni dedim! Bırak! Bırak beni! Dur! Senden vazgeçemem Zeynep! Ne haldeyim bilemezsin! Ne istersen vermeye hazırım! Ben parayla satın alınacak kadın değilim! Zeynep! Zeynep dur! Dur! Hiç olmazsa konuşalım. Bu bir alışveriş. Ne var bunda bu kadar kızacak? Sen beni Cemile mi sandın? Dünyada namus diye, onur diye bir şey vardır. Senin paranın gücü yetmez onu satın almaya. Babama harcadığım para da borcumdur. Ödeyeceğim. Dur Zeynep, evlenelim o zaman. Sana kavuşmak için başka çarem yok. Evlenelim Zeynep. Çok ciddiyim. Lütfen inan. İnan bana, olağanüstü bir düğün yapalım. Hediye olarak sana bir kat, bir de araba alayım önce. Ailene de istediğin kadar para. Sonra da balayı için Uludağ. İstersen Avrupa'ya gidelim. Dile benden ne dilersen. Yeter ki evlen benimle. Ah, buyur Cemile abla. Merhaba. Bu gece yalnızsın. Laflamaya geldim. Kahve pişir de falına bakayım. Başımı öyle bir sardın ki... bir türlü kurtulamıyorum. Sana abayı yakmışsa benim suçum ne? Nereye gitsem karşımda.
Benimle evlenmek istiyor. Olamaz. Ne istersem yapmaya hazır. Daha ne istiyorsun? Allah'tan cezanı mı? Bu zamanda Yalçın gibi koca nerede? Kabul edemem. İşçi emeklisinin sümüklü kızı bana gelin olamaz. Biraz akıllı ol. Aşığım, sevdalıyım baba. Ben sana soylu soplu, paralı bir aile kızı düşünürken şu yediğin herzeye bak. Hazır annen yokken iki arkadaş gibi konuşalım. Senin paran var. Bu kadar istiyorsan biraz masraf et. Harca 3-5 milyon. Oynaş o kızla, keyfini sür. Sonra vur tekmeyi geçsin. Denemedim mi sanıyorsun baba? Hız geldi imansıza. Böyle namuslusunu da görmedim. Seni telefondan istiyorlar Mustafa Efendi. Konuş babamla anne. Zeynep'le evlenemezsem giderim. Terk ederim bu evi. 1 milyon veririm. Kalan 500 milyon içinde bir senelik vade yaparız. Gerisini Necati Bey düşünsün. Olur, beklerim. Evden giderim diyor. Bir yere gidemez. Gider. Şımarık velet. Başımızı açtığı işe bak. Bana kalırsa isteyelim o kızı. Yalçın da başını bağlamış oluruz. Çoluk çocuğa karışma zamanı çoktan geldi. Hele bir düşüneyim. Düşünecek bir şey yok. Sen beni isterken paran mı vardı? Ne var? Merak ettim. Gelmedin bu sabah. Gelemedim. Bir gören olur. Git şimdi. Sabah konuşuruz. Neden? Babamı hastaneye yatırdım. Ameliyat olacak. Belki de olmuştur bugün. Hayırlısı. Önemli olan babanın iyileşmesi. Anacığım 3-5 gün sonra gelse de olur. Helalim değilsin henüz. Seni ben telinle duanla istiyorum. Canım. Canım. Niye ağlıyorsun? Niye? Gidelim istersen ha. Ben babama gideyim. Haklısın, dönelim. Ben de gelmek isterdim ama yakışık almaz. Hayırlısıyla anam seni istesin. Sonra gelir elini öperim babanın. Babam bu sabah ameliyat oldu. Böbreklerinden dünya kadar taş çıkmış. Doktorlar ölümden döndü dediler. Allah Yalçın Bey'den 1000 defa razı olsun. Seninle evlenecekmiş. Karar vermişsiniz öyle mi? Öyle bir şey konuşmadık. Annesi gelip isteyecekmiş seni. Gözlerimiz aydın evladım. Sayende evimize ay doğacak. Sağ ol hemşire.
Hoş geldin kızım. Geçmiş olsun babacığım. Sağ ol kızım. Babası hastaneden çıksın hele, gidip isteyeceksin Zeynep'i. Sonra da buralarda sana yakın bir ev bakacağız anacığım. Olur mu? Bu zamanda iki ayrı eve bakmak yıkım olur. Ama beni istemiyorsa, o başka. O nasıl söz? Sen benim başımın tacısın anacığım. Canım anam benim. Teşekkür ederim, eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Allah bağışlasın, maşallah. Kızımız pek de güzel. Pek de ailemize yakışacak. Sağ olun. Bakın, kızım diye söylemiyorum ama çok daha mı? Çok. Evin temizliği onda, yemeği onda, bulaşığı onda. Hele dikiş nakış dedim mi, onun eline hiç kimsecikler su dökemez. Ben de onu bu yaşa getirene kadar neler çektim. Tabii. Saçımı süpürge ettim evladım. Saçımı süpürge Zeynep! Zeynep, gelsene kızım. Gel şöyle yanıma otur çocuğum. Bugün sen sigaramda duman, bugün sen kadehimde meysin, bugün sen kalbimdeki sızı, içimdeki kinsin. Söyle şimdi, mutlu musun? Yabancı kollarda ne bulursun? Yüreğinden atma beni, aşkımızı nasıl unutursun? Yüreğinden atma beni, aşkımızı nasıl unutursun? Çok daha güzellerine layıksın kızım. Sağ ol. Allah tamamını erdirsin inşallah. Artık terziye çalışmaya gitmeyecek kızımız. Pek yakında nişanı, düğünü bir arada yapacağız inşallah. Allah o mutlu günleri göstersin. Şimdilik bu kadar yeter mi? Yetmez. Ama bu seferlik böyle oldu. Beni birine verdiler. Annem babam istemediler seninle evlenmemi. Bu adam çok zengin. Daha şimdiden para döküyor.
Babamı ameliyat ettirip ölümden kurtaran da o. Sana daha önce söyleyemedim. İstemiyorum. Ama mecbur oldum. Affet beni. Zeynep evleniyormuş. Açıkça söyledi Yalçın Bey. Bir inşaatında kat verecekmiş bize. Dayayıp döşemesi de onlardan. Ayrıca maaş da bağlayacaklar bana. Bana da söyledi. Her ihtiyacımızı karşılayacaklar. Aha. Benim de üst başım, evimizin masrafı, her şey onlardan. Hem de aklına gelecek her şey. Ha. Mahalle pazarından akşam olsun da sebze meyve ucuzlasın diye beklemek yok artık. Belki bunca zamandır seni bekliyordu da. Dur bakalım, nereye? Kimsin sen? Çekil be! Düşürme dedim. Git şimdi. İçkilisin. Sonra konuşuruz. Düşürme, yoksa yıkarım bu evi başınıza. Nereye gelecekmiş? Burası dağ başı mı? Şimdi polis çağırırım, görürsün sen. Dur anne! Karışmayın lütfen, ben hallederim! Hey, çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun? Zeynep! Buyurun. Yalçın Bey, oğlum yok mu? Ne var, ne oldu? Yandık, mahvolduk! Zeynep'i kaçırdılar, zorla götürdüler, yetişin! Nereye götürdüler, kimler? Ferdi diye serserinin biri. Yetiş Yalçın Bey, ne olur! Kurtar kızımı! Şimdi icabına bakarız.
Bir adım atarsan bu evden son çıkışın olur. Seni evlatlıktan reddederim. Hadi sen de içeri. Ama... Yanlış yaptım Ferdi. Değil buraya, daha başına götürsen yine de durmayacağım. Anneme babama boynum eğik. İlk defa paraya kavuştular. Nasıl seviniyor, bayram ediyorlar bilemezsin. Onlara yeniden yoksulluk çektiremem. Süründüremem. Ya biz ikimiz ne olacağız? Seninle ben çoktan kaybettik. Bırak gideyim. Ne seni, ne kendimi düşünemem artık. Mutlu edeceğim başkaları var. Annem var, babam var. Söz verdim. Dönemem. Bırak gideyim. Ferdi, oğlum. Zeynep haklı, doğru söylüyor. O adamdan vazgeçip sana dönse bile mutlu olamazsınız artık. Bırak hiç değilse... Anasını babasını kurtarsın. Hadi git kızım, durma. Hadi. Kim aile bunlar ya? Hayret bir şey. Nasıl bırakır beni? Bunu nasıl yapar bana? Nasıl? Yazık oldu Zeynep'e. Asıl Ferdi'ye yazık oldu. Canı gibi seviyordu Zeynep'i. Sırtından vurdular, perişan ettiler adamı be. Zeynep de malın gözüymüş ha. Hem Ferdi'yi hem de Yalçın'ı idare etmiş bunca zaman. Yerine başkasını aldık Zeynep'cim. Bu ara işçiye ihtiyacımız yok. Gene de gelecek ay içinde bir uğra istersen. Ya. Zeynep, bir yerde 5 dakikacık oturalım. Konuşmak istiyorum seninle. Ne konuşacağız? Beraber olmamız için nikah yapmamız şart değil. Sana da, ailene de verdiğim bütün sözleri tutacağım. Hadi be sen de.
Çekilin yeter! Ulan böcek! Ne işler açtın başıma? Söz bozuldu diye heveslenme! Zeynep'e yanaşacak olursan gebertirim seni! Kalkışma sakın. Beni düşün. Tamam. Tamam anacığım. Ağlama sakın. Sen benim her şeyimsin. Yıkarım bu dünyayı. Yıkarım da sana kıyamam. Kıyamam anacığım. Kıyamam. Kıyamam. Günlerdir cehennem hayatı yaşıyorum. Gece gündüz dövüyorlar. Hakaret ediyorlar. Dayanamayacağım artık. Vah Zeynepciğim, haklısın. O evde durulmaz. Çekilmez o çile. Aklım hep Ferdi'de. Pişmanım. Ona dönmek istiyorum ama... öyle kırdım ki... asla affetmez beni. Ferdi'yi unut. O iş bitti. Düşünme bile. Ne yapacağım bilemiyorum. Adın kötüye çıktı. Yarın öbür gün başka herifler de peşine düşecek. Felaket bunalacaksın. Doğru. Bir iş bulsam... bir ev tutup... hemen bu mahalleden çıkacağım. Seni bir arkadaşımın evine götüreyim istersen. Dünya tatlısı bir kadındır. Hoş bulduk canım. Zeynep, sana bahsettiğim kız. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun, salona geçin, ben çayı demleyeyim. Hadi gel. Çıkar mantonu, geç otur. Hiçbir şey düşünme artık. Leman çok iyidir. Hiç yabancılık çekmeyeceksin burada. Ben Leman'a yardım edeyim, geliyorum. Nasıl buldun? İlik gibi kız. Çok para eder. Şimdilik ürkütme. Önce Yalçın'a çıkartacağız. Söz verdim. Çok da para alacağız. Ya. Tamam mı? Alo. Ben Yalçın, buyurun. Paraları hazırla Yalçıncığım. Zeynep elimin altında. Seni bekliyor. Ya. Tamam mı? Oldu mu diyorsun? Neredesiniz? Leman'ın evine getirdim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Yarın akşam bekliyoruz. Peki, öptüm seni.
Hiç bu kadar gecikmezdi. Nereye gider? O Ferdi denilen serseriye mi gitti yoksa? Allah korusun. Belki Yalçın'la buluşmuştur. Razı etmeye çalışıyordur. İnşallah öyledir. Ay dur biraz sabırlı ol. Bekle de suyluk banyo yapayım kocacığım. Ah. İyi olur, keyifli olur. Beraber yıkanalım canım için. Ama içi. Çok acele ediyorsun. Sana bitiyorum güzelim. Tamam. Nerede Zeynep'im söyle! Kandırdın kızımı! Kandırdın, kaçırdın! Sakin ol, bağırmadan anlat, ne oldu Zeynep'e? Dünden beri ortada yok, senin yüzünden perişan olduk! Kızımı bul bana! Yok ha! Leman ablanın yaşamı dağınık biraz. Burada kalamam. Peki. Bir iki gün içinde sana daha iyi bir yer bulurum. Bir oda tutarsın, çalışır kendi kendine yaşarsın. Böyle her şeyden rahatsız olursan başaramazsın. Bizim gibi yaşamayı sevmelisin. Ayak uydurmalısın. Yoksa mutlu olamazsın. Akşam misafirler gelecek buraya. Toparla kendini biraz. Bir banyo yap. Alımlı ol biraz. Ben oturmam sizlerle. Nasıl istersen. Odana çekilir, gene erkenden uyursun. Evet, içkileriniz de geldi. Ben içmem. Aa, ne demek, olur mu? Hadi al, al bakalım. Hadi. Hadi. Hadi iç. Hadi Şerefe. Hadi canım. Hadi. Hadi Şerefe. Hadi canım, bir kerecikten ne çıkar? Bir yudum al, bak seveceksin. İç, bak rahatlayacak. Hadi. Hadi, hadi canım. Canım, hadi Şerefe, hadi hep Şerefe. Beraber. Afiyet olsun. Dönmüş mü evine? Hayır, ortalarda yok. Çok dövmüşler. Kızın canına tak demiş. Kaçmış evden. Aklıma kötü şeyler geliyor ya. Dur bakalım. İyi edersin. Yalnız içkini bitir kalmaz. Hadi. Thank you.
Hoş geldin Yalçıncığım. Hoş bulduk. İşler yolunda mı? Yolunda. Çiçeğine gerek vardı vallahi. Yaman adamsın sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir durum? En az 3-4 saat kendine gelemez. Hadi gel. Yaman kadınsın, helal olsun. Sana da mübarek olsun. Buyurun. Elveda, mutlulukla, elveda,
Sözüm söz. Döneklik edecek değilim. Hemen bir kat alacağım sana. Dayayıp döşeyeceğim. Altına da son model bir araba. Şoför, ağaççı, hizmetçi. Akşamüstü geleceğim. Sana giyecekler alır, sonra da bir gazinoya gideriz. Şu senin. Cemile'yi de sonra görürüm. Sağ ol şekerim. Zeynep'in yanına git. Hı hı. Konuş biraz. Toparlasın kendini. Sen merak etme. Akşam gene geleceğim. Yalnız ben bıkana kadar Zeynep'i başkasına çıkarayım deme, olur mu? Yoksa kafanı koparırım senin. Konuşmamız gerek. Ne istiyorsun? Zeynep nerede? Ne bileyim ben? En son seninle beraberdi. Taksiye bindiniz. Nereye götürdün? Nereye götürdün? Bak, sana bir zararım dokunmayacak. Onu mutlaka bulmalıyım. Onu çok seviyorum. Söyle, nereye götürdün? Bağırma, sus, söyleyeyim. Leman'ın evinde. Kim bu Leman? Kim olacak? Randevucu Leman. Randevucu mu? Etiler. Apartmanı. Git bir de sen al koynunu. Ne sandın ya? Çok mu temiz bir kız yani? Yalçın'ın koynuna girdi oğlum. Sana yaramaz artık. Zaten gözü yükseklerdeydi. Yemezsin. Onu sen yaptın. Ve sen... Nerede lan patronun? Aşağıda depoda. Niye geldin lan buraya? Ne işin var? Ha? Dur, anlaşalım. Dünyanın sonu gelmedi ya. Alt tarafı bir kız. Bak, sana da yazık olur. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Zeynep nerede? Öyle beni tanımıyorum. Söyle, yoksa diğerleri gibi seni de gebertirim. Verdi. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Sen beni bu dünyada ettin dilek ağacım.